Milli Savunma Bakanlığı tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü hatırlattı ve Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Diğer taraftan Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu vesileyle Bahar Kalkan Harekat Bölgesi'nde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeler Abdülkadir Akıncı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.